big vibes. Look, I'm about my pledge, bitch. I'm decked up on blue bills, and I won't stop until the cash pit look like fall leaves in the backfield. Tell her out of my face if she coming with that bullshit. Quick to say my piece, I'm so after school special. She brainy, but them jeans looking like paint. I gotta bless her. Niggas talk a whole lot, know a damn well they really can't press us. I notated on leaflet. I'm really up a few levels with it. Like way, way out the way from them. Can't see me, you can't meddle with us. E&J in my Earl Grey hood brunched up with the cheese eggs and a dumb face. No stunning shade, still turned up. Been had it poppin' in broad day, that's Avi. Flower child from the sun rays, but I run fake, got a punch drunk. My providence, they don't love us. Ayakkabı Dice kanalından herkese merhabalar. Yeni bir inceleme videosuna daha hoş geldiniz. Bugün introdan da gördüğünüz gibi Curry 8 merceğimiz altında olacak. Umarım bu tarz introları da beğeniyorsunuzdur. Vakit harcıyorum. Gidip çekmesi de oldukça zor oluyor. Aslında oynayıp deneyebiliyorum ama özel olarak bunları çekmeye çalışıyorum. Eğer beğeniyorsanız lütfen arkadaşlar like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanala yeniyseniz, böyle ara ara gelip gidiyorsanız abone olursanız da sevinirim. Çünkü sürekli güzel kaliteli içerikler üretmeye çalışıyorum. Abone olur, o zil, o çan işaretine de basarsanız mutlu olurum. Yeni videolar geldikçe sizlere bildirim gelmiş olur. Under Armour'un, daha doğrusu Curry Brand dedikleri, yani Curry markasının ilk ayakkabısı Curry 8, Curry Flow 8 de deniyor bazen. Ayakkabısını inceleyeceğiz. Hemen şöyle rafından alayım. Evet, farklı bir ayakkabı tercihiyle karşınızdayım arkadaşlar. Normalde daha güzel renkleri aldığımı düşünüyorum ama bunda biraz daha farklı. Çok da beğenemediğim bir rengi aldım ama ayakta giydikten sonra çok yakıştığını düşündüm. Görsel olarak gitgide de ısındım. Özellikle Curry'nin ayağında görmek zaten olayı bitiriyor. Adam bu sene mükemmel oynadı. Çok iyi işler yaptı. MVP zaten oylamasında da sonuca kalan oyunculardan bir tanesiydi. Onun ayağında görmek beni çok heyecanlandırıyor. Böyle gaza getiriyor. Ben de almalıyım, ben de test etmeliyim dedirtiyor bana arkadaşlar. Görsel olarak tabii ki tartışılır bir koşu ayakkabısı görüntüsü var. Çoğunuz Instagram'dan sorduğum zaman ya bu ne ya, koşu ayakkabısı gibi falan demiştiniz. Haklısınız da arkadaşlar. Adeta Nike'ın React modellerini andırıyor. Pek üstünde bir şey yok. Bu mu şimdi basketbol ayakkabısı? Basketbol ayakkabılarına ne yaptılar böyle? Artık gitgide koşu ayakkabılarına benzettiler gibi şeyler söylüyorsunuz. Haklısınız kesinlikle. Çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Bu flow teknolojisi, yani altında kullanılan bu köpük yapısı aslında zaten koşu ayakkabıları için üretilmiş ve daha sonradan kazara böyle basketbolda da kullanılım olmuşlar. Daha doğrusu testler sırasında bu basketbolda da iş yapar olmuşlar. Yani aslında bir koşu ayakkabısı çıkışı var piyasaya. Pek iyidir kötüdür tartışılır. Aslında rahatlık açısından koşu ayakkabıları hepsinden, bütün ayakkabı çeşitlerinden bence iyi olanı. Bu da dediğim gibi Nike'ın React modellerine, işte Adidas'ın Boost modellerine andırıyor. Arkaya doğru çıkık olması, üstünde kullanılan bu knit yapıları. Değil mi? Görüntüsüyle aslında bayağı benziyor. Ben genel olarak beğeniyorum. Peki üstünde ne gibi detaylar var? Evet, hemen şöyle dilinde Curry logosu, arması var. Daha sonra yine yanında Curry işareti var. Ve arkasında arkadaşlar 5-3 yıldız, 3 star yıldızmış Curry. Ve işte hani 5 yıldız üzerinden. Ama şampiyonluk MVP gibi de düşünülebilir. Arkada Curry logosu var. Ve altta ise Under Armour logosu var. Under Armour'un tek olduğu yer burası değil. Gerçi şurada da Flow yazıyor. Evet, gayet sade, gayet basit bir tasarım olabilir. Aynen Jordan markası gibi arkadaşlar. Curry markası da Under Armour'un altında oldu. Biliyorsunuz Jordan da Nike'ın altında. Yani bayağı büyük adamlar bunlar. Ben öyle düşünüyorum. Diğer oyuncuların yapamadığı, başaramadığı şeyi yaptılar. Yani düşünürseniz Kobe bile, LeBron bile kendine ait bir markası, bir şirketi yok Nike'ın içinde. Ama Curry biliyorsunuz zaten Under Armour'un en büyük, prestijli sponsoru olduğu isim, sporcu. Ve adam hakkını verdi. Paranın da gözüne vurdu muhtemelen. Vuracak da ilerleyen yıllarda. Belki aynen Jordan'ın atletleri diyoruz ya, belki Curry atletleri diyeceğiz ilerleyen işte 5-10 yıl, 20 yıl sonrasında. O yüzden çok güzel bir hamle yaptığını düşünüyorum. Ben de Curry'yi, Stephen Curry'yi çok severim. Üstünde de onun tişörtü var. Görüyorsunuz. Böyle karşınıza çıktım. Onun adına çok mutluyum. Onu demeye çalışıyorum. İş noktasında da, yani geleceğini garanti altına alma noktasında da gerçekten akıllıca güzel hamleler yapıyorlar bu marka işbirlikleriyle. Evet, peki şimdi detaylıca performans incelememize geçelim. Bu ayakkabı nasıl basketbol noktasında, nasıl iş yapıyor, nedir ne değildir, her şeyinden bahsedeceğiz. İlk önce çok farklı bir silüetle çıktı karşımıza. Bu farklılığın asıl temeli arkadaşlar şu altında görmüş olduğunuz köpük yapısı. Dikkat ederseniz hiçbir şekilde bir plastik katman yok. Bu çok ilginç. Koşu ayakkabılarından tutun da basketbol ayakkabılarının hepsinde altta bir plastik olur ki bir dayanım versin, bir saha tutuşu versin. Bu şekilde bir kullanım söz konusu olmaz.
İşte güzel bir pazarlama stratejisiyle piyasaya çıktılar. İşte çok efsanevi bir kimyasalla bu yapıyı ürettik. Flow teknolojisi işte böylesi yok. Cık 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 ses yapmayacak, sahada pat diye duracak gibi şeylerle piyasaya çıktılar. Peki nasıl yapıyor? Taban tutuşuyla o zaman bundan da bahsetmiş olalım. Arkadaşlar taban tutuşu noktasında çok çok iyi. Yani resmen sürmüşsünüz gibi ben öyle yaşadım. Böyle lak diye duruyor, o kadar iyi durmasına hazırlıklı olamıyorsunuz. Biraz bunun içerisinde oynamanız gerekiyor ve tabana da alışmanız gerekiyor. Benim oynadığım sağ çok da temiz değildi. Biraz tozlanınca bir güvensizlik oluşmaya başladı. Böyle hafif hafif kaymalar oldu. İnanılmaz iyi durmasına alışınca bu hafif kaymalar insanı biraz rahatsız edebiliyor. O açıdan zaman zaman kaydığını söylemem lazım. Zaman zaman toz tuttu. Dışarıda oynayacaksanız da çok iyi işler yine yapar, sıkıntı yapmaz. Ama taban tutuşu noktasında oldukça iyi. Puan verecek olursam da 10 üzerinden 9.7 veriyorum arkadaşlar. Şu ana kadar verdiğim en yüksek taban tutuşu olabilir. Gerçekten hakkını vermişler. Temiz sahalarda, iç sahalarda oynarsanız hiç kaymayacaksınız. Dediğim gibi uhu sürmüşsünüz gibi pıt diye yapışıyor böyle bir anda. Eğer biraz tozluysa hafif böyle bir kaymalar olabiliyor. Bu 0.3'ü de oradan kırdım. Toz tutması, yani hiç tutmayacağını düşünüyordum ama tabii ki tozlu sahalarda oynuyorsanız her ayakkabı biraz daha kötü reaksiyon veriyor. Peki dışarıda oynayacaksanız nasıl bu size yardımcı olur mu diye soruyorsanız arkadaşlar hiçbir altında plastiğin kullanılmaması kullanım süresini mutlaka ve mutlaka azaltacaktır. Ama dışarıda oynayanları baktığım ve incelediğim zaman birçok dışarı için üretilmiş ayakkabı kadar iyi iş yaptığını söylediler. Hakikaten de aslında yumuşacık dursa da dışarıda oynanabilir olarak düşünülüyor. Yani 10 üzerinden puan verecek olsanız 10 üzerinden 7-7.5 dışarıda oynamaya uygun olarak düşünülebilir. Tabii ki bir dış saha ayakkabısı değil. Fakat ara ara oynayacağım, ara ara iki basket sallayacağım diyorsanız, hele ki siyah beyaz rengini alayım, okulda giyerim, dışarıda giyerim diyorsanız, yürüyüş gibi kullanırım diyorsanız, baskette oynayabilirsiniz. Bu noktadan da alt tabanın bu kadar iyi iş yapıyor olması beni mutlu etti. Ve yastıklamadan hemen bahsedelim. Zaten bunlar bir bütün. Yani yastıklama flow teknolojisi aslında hem taban tutuşunu sağlıyor hem de sizlere yastıklama sağlıyor. Çok ilginç kullanım olarak düşünülebilir. Normalde işte aşağısına bir şey koyuyorlar. Zoom koyuyorlar. Zoom Strobe koyuyorlar. Her marka kendince bir şeyleri yerleştiriyor. İşte drop-in midsole'lar dediğimiz içine böyle yerleştirmeli tabanlıklar vesaire. Bunda hiçbir şey yok arkadaşlar. Adam direkt yapmış ve altına monte etmiş. Haydi bakalım demiş. Onlar açısından da muhtemelen hem kullanışlı, proses olarak ucuz ve kolay olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki gel gör ki bize nasıl pahalıya geçiriyorlar. Laf oraya gelmişken de bahsedelim. Amerika'da 160 dolarlara çıktı düşünürsek. Yani normal ortalama bir seviye. İşte LeBron'ları 180-200 dolarlara çıkıyor Jordan'lar. İşte 140'lar, 150'ler derken. Bu arkadaşlar Türkiye'ye geldiğinde uçuk kaçık bir rakama geldi. 1950 liraya geldi. Yani böyle bir rakam olamaz. Çok aşırı pahalıya geldi. Muhtemelen hiç satış yapılamamış olacak ki bir anda her yerde fiyatlar inanılmaz düştü. Ben bunu 1370'lere aldım. Yine pahalıya aldım ama sizler için bir an önce alıp incelemek ve tanıtmak istedim. Şu anda Under Armour'un kendi sitesinde en son baktığımda 1200 liralara düşmüştü. Daha çok düşebileceğini de düşünüyorum. Aynı Curry 7'ler de aynısı oldu. 700-800 liraya kadar düşmüştü Curry 7'ler. Bunların da belki 1000 lira seviyelerine yaklaşıp oralarda takılabileceğini düşünüyorum. Şu anda 1200 lira yine ideal bir rakam olabilir. Düşün 1950'den 1200'e düştü. Genelde Under Armour çok pahalı bir strateji izliyor ama ben çok tutacağını düşünmüyorum. Özellikle böyle bir ayakkabıya bu kadar fiyat kesinlikle ve kesinlikle hak edilmediğini düşünüyorum. Çünkü çok güzel tercihler var. İşte Zion 1 yeni inceledik. İşte Harden olabilir, ne bileyim PG'ler olabilir. Jordan alırsınız yani bunun yerine Jordan 34-35'leri alırsınız, LeBron alırsınız. Bu kadar iyi bir ayakkabı değil basketbol noktasında benim görüşümce. Fiyatı da yani bu şekilde düşükten bulabilirseniz tabii ki alınabilir, yürüyüş gibi kullanılabilir ve o şekilde rahat edersiniz diye tahmin ediyorum. Yastıklaması nasıldı? Yastıklaması arkadaşlar o kadar efsanevi işler yapmıyor. Çok beklentiniz yüksek olmasın. Genelde zaten şu arkada çok fazla yastıklama var. Önde ben çok hissedemedim. Önde oynayan arkadaşlarım için biraz eksik kaldı ve sert bir yastıklama var. Hafif bounce hissini yaşatıyor. Yani bu şurada dan işulardaki yastıklamayı bir tık azaltın, bir tık onun zıpzıplığını azaltın. O tarz bir yastıklama var. Etkiden korunması iyi, ideal ama aman aman bir yastıklama yapmıyor. Yastıklamaya vereceğim puan ise benim 10 üzerinden 7.9 arkadaşlar. Hani 8 bile vermiyorum. Benim için eksik oldu ki biraz daha beklentim de vardı. Özellikle ağır arkadaşlar için pek tavsiye etmeyeceğim. Daha gardlara uygun bir ayakkabı yapılanması olmuş. Oldukça hafif, oldukça minimal, hızlı hissettirecek bir ayakkabı ama etkiden koruma ağır arkadaşlara yönelik değil. Yani 1-2 numaralar dışında çok tavsiye etmeyeceğim arkadaşlar. Özellikle hızlı crossover atan ve çok hareketli gardlar için gayet ideal olabilir. Hafifliği de bu noktada çok iyi iş yapacaktır. Hemen ona da bakalım. Tartım yanımda arkadaşlar. 376 gram cidden iyi hafif bir ayakkabı. Yani bundan daha hafifi pek gelmiyor piyasaya.
iyi hissettiriyor elde de ayakta da aynı şekilde. Guardlara dediğim gibi birebir ağır arkadaşlarım daha yastıklamalı, daha sağlam, daha kaliteli, üst kısmı güçlü olan ayakkabıları tercih etmeliler. Dedikten sonra da üst kısmı hemen geçelim. Üst kısımda arkadaşlar koşu ayakkabılarında kullanılan bu örgülü, işte Flyknit, Nike'da, Primeknit, Adidas'ta, Battleknit kullanılıyor biliyorsunuz. Onlara benzer bir yapı, üstüne de bu şekilde katmanlar kaynatılmış. Yani kaliteli tabii ki üst kısmı ama ben bir basketbol ayakkabısından, özellikle bu fiyata bizlere sunulan bir basketbol ayakkabısından daha çok şey beklerdim. Havadar olması noktasında da yine güzel işler yapacak. Hani delikli delikli bu yapılar sayesinde. Ama maalesef eksik kalmış diye düşünüyorum. Yana yapacağınız hamlelerde ayağınız çok fazla çıkmıyor. Bunun sebebi ise buradaki yastıklamanın içine oturuyor olmanız. Yani yastıklama biraz böyle hafif yukarı doğru çıkıyor. Dolayısıyla şuradaki eklenen kısım yeterli oluyor. Ön kısımlar biraz daha sert, yanlar biraz daha rahat hissettirecek. Arka bileğe doğru geldiğinizde zaten yumuşacık bir yapı var. Yani bu çok sıkıntılı değil. Bu yapı içerisinde gayet ideal olmuş. Ama ben bundansa daha farklı yapılanmaları tercih ediyorum. Ben çok rahat edemedim arkadaşlar. İnce çorapla yürüyüş olarak kullandığım zaman güzeldi. Fakat sahada basketbol çorabıyla giydiğim zaman çok da rahat edemedim. Özellikle şu iç kısımlardan biraz vurdu. Ön kısımdan, şuradan parmaklarıma çok vurdu. Yapısı da ilginç bu ayakkabının. Üst kısmı ile birlikte daha da bir tuhaflaşıyor. Şurada arkadaşlar 45 numara almama rağmen parmaklarım tam buradaydı arkadaşlar. Önden çok vurdu. Şu kısım bayağı bol. Yani ayağınız öne doğru kayıyor. Şuradaki destek noktasında şurada bir askı veya daha farklı bir yapı olsa, sizi tutsa çok daha iyi hissedeceksiniz. Körülerde genelde buna benzer hissiyatlar oluyor. Özellikle 7'de de böyleydi. Bu benim çok hoşuma gitmedi. O yüzden de çok rahat edemedim. Öne doğru dediğim gibi parmaklarım sürekli böyle vurur gibi oldu. Yani bir yarım numara daha büyük alabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ama o zaman da iyice bollaşacak. Yanlardan pörtleyeceksiniz. Numara noktası çok sıkıntılı. Bu biraz daha hem ince hem de kısa ayaklar için ideal. 45 almama rağmen düşünün, ayağım neredeyse fırlayacak gibiydi. Under Armour'da 45 aldığım zaman fazla fazla bana büyük gelir normalde. O pek hoşuma gitmedi. Üst kısmındaki materyallerin rahat görünüp aslında içten çok da rahat olmayışı da, yani basketbol için aslında ideal. Yani yürüyüş için gayet rahat, güzel olabilir ama basketbolda yapacağınız hamleler, koşacağınız, tak diye duracağınız her yöne doğru hareket çok iyi gelmedi bana. Yani üst kısmı pek beğenemedim. Materyal kalitesi güzel olsa da fitliği çok iyi değil. Dediğim gibi yarım numara kesin büyük almanız lazım. Özellikle fitlikteki bu problemlerden biri de bu arkadaki topuktaki arkadaşlar aşillerin sizleri çok ileriye doğru ittiriyor olması ve şu kısımdaki ölü boşluk. Bu birçok ayakkabıda da başımıza geliyor. İşte PG4'te de aynısı olmuştu. Bu yüzden de sizi böyle ileriye doğru ittiriyor olabilir. Bunlar benim rastladığım ve sizin de dikkat etmenizi önereceğim benim tecrübelerimdi. Üstüne konulan bu yapılar, bu sentetik deriler fena değil, güzel. Arkada topuk koruması yine fena değil, hoş. Yani ekstra işler yapmıyor arkadaşlar. Güzelliklerinden bir tanesi şu bilek kısmı, çok rahat bir şekilde ayağınızı açıp içine sokuyorsunuz, iyi hissediyorsunuz. Bağcıkları da bağladığınız zaman fena değil, güzel bir his yakalıyor. Ama dediğim gibi bağcıklar eksikti, keşke şu önde daha farklı bir kapanmaya imkan sunsa veya şunlar şöyle içeri doğru girse belki yine istediğim rahatlığı sunabilir ama bunlar sadece arkadaşlar şu şeritlerden sizleri kilitliyor. O da eksik kalıyor dediğim gibi. Daha büyük numaraları gidersek işte o zaman da bunlar çok daha eksik kalacak ve öne doğru vurma durumu olabilir diye düşünüyorum. Materyalleri arkadaşlar 10 üzerinden 8 veriyorum. Yine aşırı aşırı beğenmememe rağmen fena değil. Güzel bir koşu ayakkabısı olarak güzel geliyor bana açıkçası. Ama bir basketbol ayakkabısı olarak biraz eksik. Ayakkabının yüzeyinin oldukça geniş oluyor olması sizlere yine dengeli bir oyun ortaya koymanızı sağlıyor. Dediğim gibi ayağınız içeride oturduğu için de yana doğru da ayağınız hiç çıkmıyor. Bu güzel bir şey. Bu hoş bir şey ama ayağı büyük olan, işte 4-5 numara oynayan büyük arkadaşlarım belki bu kadar rahat etmeyebilir içerisinde. Ama guardlar için bence çok güzel, çok ideal. Dediğim gibi birebir güzel bir guard ayakkabısı olmuş. Destek noktasında da vereceğim puan arkadaşlar 8.3. Yapısıyla ve yan kenar dikişleriyle ideal bir destek sizlere sunuyor. Temelde hafif, rahat hissettirecek. Taban tutuşu inanılmaz iyi. Piyasadaki en iyi belki de ayakkabı olup ortalama bir etkiden koruma, bir rahatlık sunan. Üst kısmında rahatlık sunmayı hedefleyen ama bence bunu başaramayan, kitlenmesi çok iyi olmayan, biraz eksik bir basketbol ayakkabısı olmuş. Beğenen olabilir, beğenmeyen olabilir ama benim tecrübelerim bu şekildeydi. Daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Daha farklı noktalarda iyileştirmeler yapılabileceğini düşünüyorum. Ben içinde tam olarak rahat edemediğim için de belki birçok fonksiyonunu, yani işte yastıklaması olsun, üst kısmı rahatlı olsun, yaşayamamış da olabilirim. Genelde zaten arkadaşlar ayağınıza uygun numarayı bulduğunuz zaman ayakkabının bütün her şeyiyle size hitap ettiğini görüyorsunuz veya size önerilen işte yastıklamadır, yol tutuşudur, her şeyi iyi şekilde kullanabiliyorsunuz, hakkıyla kullanabiliyorsunuz.
Evet, benim tecrübelerim bu kadardı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet, böylelikle de sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gider. Detaylı bir inceleme olmuştur. Bahsetmediğim bir nokta varsa aşağıda yorum olarak yazabilirseniz sevinirim. Sizler kullanan arkadaşlarım varsa sizler de yorumları aşağı yaparsanız en azından farklı fikirler edinmiş olabilir almayı düşünen arkadaşlarım. Curry 7 ile karşılaştırma videosu ister misiniz? Veya uzun kullanım testi ister misiniz? Aşağıda onları da belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki güzel incelemelerde görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Ayakkabı dersi bugünlük. Out.